Print programında yeni bir dosya oluşturmak için File menüsünden New komutunu vererek belge oluşur. Belge için ölçü ve diğer detaylar için Document panelini kullanırız. Bu bilgi hatırlatmasından sonra Illustrator'da ve InDesign'da yeni bir belge oluşturmak nasıl olur buna bakalım. InDesign'e geldik. InDesign programını açtığınız zaman sizi hoş geldin penceresiyle karşılar. Don't show again seçeneğini işaretlemenizi tavsiye etmem. Bu panel oldukça kullanışlıdır. İstediğiniz zaman Adobe TV web sitesine bağlanarak yeni ve gelişmiş ders konularını izleyebilir. User gruplara katılabilir. Ekstra dosyalar indirebilirsiniz son açtığınız belgelere ulaşabilir ya da yeni bir belge türleri ile ilgili istediğiniz bir seçeneği klikleyebilirsiniz InDesign'de bir döküman seçeneği klikleyerek ya da File New Döküman seçeneğini klikleyerek aynı yeni bir belge oluşturma paneline ulaşabilirsiniz Bu panelle kaç sayfa ihtiyacınız olduğunu belirtebilir. Bu sayfaların karşılıklı sayfa bir kitap sayfası gibi sol ve sağ sayfayı aynı pencerede görmek isteyeceğinizi ve tek tek sayfaları alt alta dizmek istediğinizi buradan belirtebilirsiniz. Belgenizin hazır ölçü birimlerinden ve oluşturmuş standart sayfa ölçülerinden bir tanesini kullanarak açabileceğiniz gibi siz de bu oluşturacağınız yeni sayfanın ölçü birimini, sistemini bu pencereden değiştirebilirsiniz. Sayfanızın dikey ve yatay ol olmayacağını buradan karar verebilirsiniz. Sütunlar yazı sütunları değildir. Sayfa tasarımında kullanılan marjların planlanmasıdır. Biz iki sütun açıyoruz ve sütunlar arasında 3 milim boşluk bırakıyoruz. Marjlar InDesign'de sayfa kenarlarının içerisinde tasarımın oluşturulacağı, gidileceği alanı gösterir. Bunu istediğiniz tasarım ölçülerine göre değiştirebilirsiniz. Buradaki zinciri klikleyerek her bir bölüme istediğiniz ölçü birimini girebilirsiniz. More Options seçeneğine kliklerseniz açacağınız yeni belgenin taşma payının ne kadar olması gerektiğini belirtebilirsiniz zinciri klikleyerek istediğiniz kutucuya bağımsız değer girebilirsiniz onaylayarak okay paneli dedim burada dikkat etmeniz gereken nokta nedir bakınız her bir sayfa karşılıklı sayfa mantığı dedik bu şekilde gözüküyor eğer file dökmen setup dedikten sonra yüz yüze sayfa mantığını pasifize ederseniz bütün sayfalar tek tek alt alta dizilmiş olacaktır. Ve sayfalarınızla ilgili ayarları önemli bir kısmını Doküman Setup'ta Buradaki marj boşluklarını da Layout Layout menüsünden Marj and Columns bölümünden gerekli müdahaleleri yapabilirsiniz. Bunlar 20 belge açtığınız zaman InDesign'de bakmanız gereken en önemli özellikler. Bu bölüm için biraz da Illustrator'a bakalım. Illustrator'da InDesign'de olduğu gibi benzer bir karşılama penceresi çıkar. Bu karşılama penceresinde Print Document ve bunlar aslında hepsi oluşturulmuş ve oluşturulacak yeni belgelerde hangi alanla ilgili çalışma yapacağınızı belirtmek için kullanabilirsiniz. InDesign'de de buna benzer bir durum söz konusu ama biz sadece bir doküman seçeneği ile ilgili konuyu anlatacağız. Kaydedilmiş belgeleri açmak için Open, yeni belgeler açmak için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Aynı şekilde File menüsünden New ve New From Template ve Open seçenekleriyle ilgili belge açmak için kullanabilirsiniz. Print Doküman seçeneğini tıklayalım. Bu belgede yeni çalışma yapılacak belgenin ismini yazabiliriz. Elisadra yeni belge açılış biçimi, Photoshop programının açılış biçimine oldukça benzer. Elixir'in kullanım alanı çok geniştir. Farklı çalışma alanlarında en çok tercih edilen vektörel yazılımlarından bir tanesi olmasından dolayı hangi çalışma alanında ve disiplinli iş üretip üretmeyeceğinizi neler yapmak istediğinizi burada baştan belirliyorsunuz. Kağıt baskı ve televizyon, multimedya ve diğer alanlarla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Biz print seçeneğini seçtik. Kaç çalışma alanına ihtiyacınız var? Illustrator'da sayfa mantığı yoktur. Page terimi de daha iyi yoktur. Biz burada sizlerin sayfa olarak nitelendirdiği konuları Illustrator'da artboard olarak isimlendiriyoruz ve kaç artboard'a ihtiyacımız var? Biz burada 10 artboard'u seçtik. Advanced seçeneğini açalım. Bu 10 artboard'un nasıl dizileceğini, ekranda nasıl gözükeceğini isterseniz bu seçenekleri Z en akışı soldan sağa yukarıdan aşağı şeklinde tercih edebilirsiniz her iki artboard'un arasında ne kadar boşluk olacak? 10 milim. Bu dizilişte sütun 4 sütun olacakmış. Soldan sağa eğer 2 derseniz 1, 2, 3 aşağı doğru inecektir. Sayfa ölçülerinizi serbest olarak belirtebilir. Ölçü birimini bu açılış belgesinin bu belge özgü ölçü biriminin ne olması gerektiğini belirleyebilirsiniz. Bu belgenin taşma payını tercih edebilirsiniz. InDesign ve Illustrator'da bir belge için tek bir taşma payı belirleyebilirsiniz. Her sayfa için ayrı ayrı taşma payı belirleyemezsiniz. Ama InDesign ve Illustrator'da her bir belgede her sayfayı farklı ölçülerde ve yönlerde yapabilirsiniz. Illustrator'da bu belgenin renk tipinin ne olması gerektiğini, efektlerin çözünürlük değerlerini ve burada çok önemli olan nokta, Frenten farklı olarak burada Overprint'i ve InDesign'da da dahil Overprint'i ön izlemesini yapabilirsiniz. Ama Illustrator'da açılış belgesinde ekrandaki grafiklerin gösterim modu ne olması gerektiğini belirtebilirsiniz. Kağıt baskı ile ilgili çalışmalar yapan herkes Overprint'i mutlaka aktif etmeli. Diğer zamanlarda da tercih ederse de Overprint aktif etmek ekranda gösterme yeri olarak buradan bunu tercih edebilirler. ve pence onaylayalım. Gördüğünüz gibi sayfaları karşılıklı olarak bu şekilde açılışını yaptık. Bu arada sayfaların yönetimi ile ilgili Toolbox'ta Artboard Tool'la her bir sayfayı ölçüsünü değiştirebilir. Klavyeden direk tuşuna basarak silebilir. File menüsünden doküman setup'ı kullanarak farklı ölçülerde ve diğer detaylarda gerçekleştirebilirsiniz.